Merhabalar. Bugün halk arasında son zamanlarda özellikle halk arasında demeyeyim bize gelen hastalarımız arasında hemen hemen her hastanın sorduğu işte hocam şeker testi yapacak mıyız? Hocam zararı var mı? Yaptırmasak olmaz mı? Gibi donelerle bize geldiği şeker testinin yararı zararı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Şimdi şeker testi bizim her gebeye aslında tarama amacıyla önerdiğimiz bir test. Ve bunun hani klasik yapılma zamanı yaklaşık 24-28 hafta arası yani gebeliğin aşağı yukarı 6. ayında yapıyoruz. Neden yapıyoruz biz bu testi? Çünkü gebelik pankreas yani şekeri düzenleyen organın neredeyse tam kapasite çalıştığı bir durum yaratıyor. Ve eğer bunda bir zafiyet varsa gebeliğin bu dönemlerinde bu tarama testiyle ortaya çıkarılabiliyor. Ve bunun olumsuz olabilecek etkileri bazen basit bir diyetle, bazen gerekiyorsa eğer ilaç tedavisiyle önlenebiliyor. Olumsuz etkileri neler olabilir eğer gebelik şekeri varsa hastamızın? Tabii bunlardan en bilineni ve korkulanı iri bebek. Çünkü iri bebekler normal doğum şansını azaltan, travmatik doğum şansını arttıran bir şey. Bazen ciddi anlamda iri bebekler bu şeker nedeniyle anne karnında gelişebiliyor. Ve bunların doğum sonrası adaptasyonu da kendileri açısından da zor olabiliyor. Çeşitli metabolik sorunlar yaşayabiliyorlar. Ek bazı testler ya da ek bir beslenme düzenlemesi, serum verilmesi gerekebiliyor. Ayrıca işte erken doğum vesaire gibi riskleri de anne şekeri bazen tetikleyebiliyor. Bebekteki bazı gelişim sorunlarını tetikleyebiliyor. Halbuki dediğim gibi bunu eğer saptanırsa basit bir diyette olsun, gerekiyorsa ilaç tedavisiyle olsun önlemek mümkün. Nasıl yapılıyor bu test? Bu testte hastamıza bir şekerli su diyeyim size. Artık hatta biz bunun hazırlarını kullanıyoruz. Böyle Sprite gibi bir kutu içecek düşünün. Bunu içiyorsunuz ve belli aralarla sizden 1-2 saat boyunca kan şekeri bakılıyor. Bunun belli bir değerlendirme skalası var. Eğer bunun altında kalıyorsanız zaten normal değerlerdesiniz. Hiçbir sorun yok. Bundan yüksek değerleriniz çıkıyorsa evet sizde bu gebelik şekeri mevcut ve o zaman da işte bunun tedavisi aslında son derece kolay. Önemli olan saptanması. Peki bunun bir zararı var mı? Şimdi aslında burada abartıldığı kadarıyla bir öyle çok yoğun bir şeker almıyorsunuz. Bu tarama testi aslında tam bir yükleme testi değil. Yani burada aldığınız şeker bir dondurmada 2 top 3 top dondurmada yediğiniz kadar bir şeker. Dolayısıyla nasılsa dondurma hani çok korkarak yemiyorsanız gebelikte bu şeker testinin de böyle bebekte falan bir zarar yaratıcı etkisi yok. Peki nasıl yayıldı bu söylenti? Şimdi bu özellikle televizyonlarda genel inanılan tıp akımının tersine bir şeyler söylemek her zaman böyle bir popülarite ve moda haline aldı. Dolayısıyla işte normal standart tıbbın dışında bir şeyler söyleyince bu popülarite yaratıyor. Halk arasında da merak oluşturuyor. Tıpta da en böyle kabul edilen görüş için bile hani hastalık için bile diyeyim 100 tane belli bir tedaviyi destekleyen araştırma varsa literatürü araştırırsanız, karıştırırsanız muhakkak bunun aleyhine bir tane de bir araştırma vardır. Onu da söyleyeyim. Zaten tıp bu araştırmaların sonucunda bir fikir geliştiriyor. Ama işte bu medyada konuşan özellikle bu tür doktorların çoğu bu kazarak altını en böyle detay çalışmaları buluyorlar ve bu sanki gerçekmiş, doğruymuş gibi bunu yansıtıyorlar. Dolayısıyla halkta da bir korku oluşuyor buna ilişkin. Bu aşı karşıtlığı da mesela bunun bir şeyi aslında bunlara çok da değer vermemek, itibar vermemek lazım. Çünkü kendi sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz. Şu günkü görüş kadın doğumcu olarak genel olarak bizim kabul ettiğimiz artı bu işle daha çok uğraşan endokrinoloji uzmanlarının da kabul ettiği gebelerde bu testin yararlı olduğu ve yapılması konusundadır. Ve yani bunu tabii ki biz zorlamıyoruz hani böyle bir çekip tutup zorla bu testi yaptıralım diye bir şey yok ama gerçeği bu.
Ve hani bunu yaptırırsanız daha yararlı olur. Ama siz yine de endişeliyseniz ve yaptırmak istemiyorsanız, bu da her şeyde olduğu gibi sizin kararınızdır.